Haber takibi sırasında heyecanlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Jin Haber Ajansı muhabiri Beritan Can Özer'in ilk duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi JINHA, Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve Haber Nöbeti Koordinasyonu ortak bir açıklama yaparak davaya katılım çağrısı yaptı. Bizler tüm saldırılara rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Heyecanlıyız ve heyecanlı olmaya devam edeceğiz. Heyecanını yitiren bir muhabir her şeyini yitirir. Bugün Beritan'ın yanında onun heyecanını devralıyoruz. Bütün basın çalışanları, kadınları, halkın haber alma hakkını savunan tüm kesimleri Beritan'ın yarın Diyarbakır Adliyesi'nde saat 10'a 10 geçe görülecek duruşmasına davet ediyoruz. Yarın hep birlikte Beritan'ın mahkemesini izleyeceğiz. Orada gazetecilik suç değildir diyeceğiz. Şu anda evet Beritan şahsında buradayız ama cezaevinde bulunan 32 arkadaşımız var. Ve bugün alanlarda çalışan, müsaadenle Cizre'de, Silopi'de çalışan onlarca arkadaşımız da sürekli bir savaş içinde ve sürekli ölüm tehditleri altında bir işini yapma çalışması mücadelesi. Şimdi yanımızda JINHA çalışanlarından birisi var. Mekiye Görenç, editör kendisi. Evet, önce Beritan'la başlayalım. Gözaltına alındı. O tarihten beri tutukta aslında JINHA'nın pek çok çalışanına dönük baskılar var. Neler söylersin? Özellikle basına yönelik, bölgede çalışan basına yönelik çok ciddi baskılar var. Bunu da şeye bağlıyoruz. Yani özellikle AKP tarafından başlatılan bir savaş konsepti vardı. Ve buradaki tüm gerçekler bir şekilde gizlenmeye çalışılıyor. Yani nasıl 80'li 90'lı yıllardaki birçok gerçekler gizlenmeye çalışıldıysa ve bu basına yönelik baskılar üzerinden yapıldıysa bugün aslında tekrar aynı dönemi yaşıyoruz diyebiliriz. Şunu görüyoruz, yani bir yerde gerçekler gizlenmeye çalışılıyorsa ilk önce basına yönelik aslında saldırılarla başlıyor bu. Arkadaşımız heyecanlı olduğu için gözaltına alınıyor. Yani hiçbir şey yok aslında. Gazetecilik yapıyor. Bir yürüyüşte orada var olan işte yürüyüşü aktarıyor. Yani hangi gazeteci olsa aynı şeyi yapar aslında. O sırada heyecanlı olduğu için gözaltına alınıyor ve daha sonra Twitter paylaşımlarından kaynaklı tutuklanıyor. Yani burada aslında Türkiye hukukunu da sorgulamak lazım. Ne kadar adil olduğunu sorgulamak lazım. Sadece Beytan Can Özer değil, yani Vildan Atmacı arkadaşımızla mesela haber takibi sırasında gözaltına alındı. Yine Rojda Oğuz arkadaşımız yine öyle. Aslında bölgede çalışan birçok arkadaşımız sadece haber takibi sırasında, haber takip ettiği için gözaltına alınıyor. Bu da bölgedeki gerçeklerin gizlenmesine yönelik aslında bir saldırı olduğu ortaya çıkıyor. Bölgedeki gazetecilerle dayanışma amacıyla 2 ay önce başlatılan haber nöbeti de Beritan Can Özer'in Diyarbakır'da görülecek davasıyla görevini tamamlayacak. Gerçeğin peşindeyiz, meslektaşlarımızın yanındayız. Şiarıyla 2 ay önce bir grup gazeteci tarafından başlatılan haber nöbeti farklı biçimlerle yerini başka dayanışmalara bırakacak.